çalışıyoruz. Evet. Yani burada bir 8 basamak oluşturmuşlar aslında. Anladım. Şu taşları görebilir miyiz? Onlar var mı? Başkanım elimizdeki... Yok başkanım. Yok, yok. Eski fotoğraflara baktık. Aha. Sadece oradan bir tane normal bir taş söküyoruz. Yok aynı duruyor. Aynı duruyor değil mi? Bir kere bir şey. Tamam. Ve yavaş yavaş böyle gelecek. Şuradan çıkacak böyle. O zaman yerleşim alanı burada mıymış bu? Var. Var. Şu mahalle bizim eski mahallemiz. Eski mahalle. Aha. En eski mahallemiz orası İrde. Etekemi hatta evet. Kurban falan kesilirdi burada. Evet, doğru. Yani çok bakımsız. Yani çok ilginç yapısı var. Bu şeyler var. İşte sıcak su geçen değil. Bak saçlar görünüyor. Böyle abi. Camimiz 2. Murat Camii diye geçiyor. 1429 yılında inşa edilen bir cami. Bu bölgenin en eski ve karakteristik özellikleri bakımından diğer camilerden farklı bir yapısı var. Hedefimiz 2021 yılının sonuna doğru camimizi ayağa kaldırmak. Burada bir cuma namazı, bir bayram namazı kılmak. Çünkü burada Kanuni Sultan Süleyman namaz kılmış bu camide. Çok değerli bir yapı bizim için, çok kıymetli bir yapı. Honaz'ın tarihsel simgelerinden bir tanesi. Eğer bunu dönemimiz içinde ayağa kaldırabilirsek tarihimiz açısından geleceğe taşıdığımız çok önemli bir kıymetli bir eser olacak. Çünkü bu tür eserleri her zaman her yerde bulmak mümkün değil. Eğer bunu başarabilirsek şu anda yaklaşık %30-35'lik bir yol kat ettik. Geri kalanını da tamamlayabilirsek sanırım bu bölge için önemli bir turizm merkezi olacak. Aslında 1429 yılında bugüne taşınmış bir açık müze. Bir yandan da tabii ki ibadetlerimizi yapabildiğimiz, namazımızı kılabildiğimiz bir camimiz olacak. Biz bunu tıpkı İstanbul'daki camilerimiz gibi gelecekte de rahatça kullanabileceğimiz ama aynı zamanda geçmişten izleri taşıdığı, geçmişteki atalarımızın bize miras bıraktığı bu değerli eseri insanlara tanıtmanın, gelecek nesillere tanıtmanın onurunu yaşayacağız. İki amaçlı, tabii ki turistik yani yerli turizme, inanç turizmine, tarihsel turizme açık bir alan olacak ama aynı zamanda tabii ki biz burada namaz da kılabileceğiz, ibadet de yapabileceğiz. Burada Honaz Belediyesi ile birlikte Denizli Müze Müdürlüğü'nün bilimsel danışmanlığında bir çalışma yürütülüyor. Üzerinde bulunduğumuz Sultan II. Murat Camii 1429 yılında Sultan II. Murat'ın emriyle inşa ediliyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden aslında biz burayla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşıyoruz. Yukarıda gördüğümüz kale şehrin ana merkezi Bizans döneminde yapılıyor. Sonra Selçuklar zamanında Afşin Bey tarafından fethediliyor. Daha sonra Osmanlı döneminde 2. Murat zamanında fethediliyor. Orada Osmanlı yerleşmesi olduğunu biliyoruz. 400'e yakın ev, zaviye, han, hamam, tepede bir cami ve kalenin dışına yapılmış ikinci bir cami olarak da buraya yaptırdığını biliyoruz. Kanuni seferi sırasında bu camiye uğradığını biliyoruz. Burada namaz kıldığını biliyoruz. Cami o dönemin çok tipik örneklerinden. Çok büyük ölçekli bir cami değil. Yamaca yaslanılarak yapılmış bir cami. Bölgenin traverten taşı kullanılarak yapılmış. Merkezi sekizgen bir kasnak üzerinde tek kubbeyle yükseltiliyor. Aslında kendilerince koruma önlemleri almaya çalışmışlar. Çünkü 1950 yıllara kadar bayramlarda, özel günlerde buraya gelip aşura aylarında aşura yaptıklarını, kurban kestiklerini biliyoruz.